Bugün size birçok yerde defalarca gördüğümüz hiyalurinik asiti anlatacağım. Hiyalurinik asit nedir? Hyaluronik asit vücudumuzda doğal olarak bulunan vücudumuzun kendisinin ürettiği bir moleküldür. Bunun en önemli özelliği ise şu, kendi molekül ağırlığının bin katına kadar vücudun su tutmasını sağlayan bir moleküldür. O yüzden bağ dokularımızda bulunduğu için mesela e, cildimizin nemli kalmasını, e, kolajen bütünlüğünün bozulmamasını, mesela gözlerimizde bulunduğu için gözlerimizin nemli kalmasını, eklem aralarında bulunduğu için eklemlerin kayganlaşmasını ve hareketimizi kolaylaştırmasını sağlayan en önemli moleküllerden bir tanesi. Şimdi hirilörünik asiti biz e, nerelerde kullanıyoruz diye baktığımız zaman mesela ilaç olan, kozmetik amaçlı satılanlar da var. Göz nemlendirmede çok kullandığımız ürünlerden bir tanesi. Onun dışında e, dolgu maddelerinin birçoğunun içerisinde hirilörünik asit bulunuyor. Bunların dışında yüze yapılan işlemler var. Mezoterapi işlemleri birçoğunda hiyaluronik asit enjekte edilebiliyor. Çünkü hiyaluronik asitin vücutta tepkime yapma olasılığı hali hazırda vücudumuzda bulunduğu için çok düşük. O yüzden en güvenilir ürünlerden bir tanesi şu anda. Son zamanlarda doktorların sıklıkla tercih ettiği diz içi enjeksiyonlar var. Bunların içerisinde de hiyaluronik asit çokça bulunuyor. E, o kemiklerin eklemlerin kayganlaşmasını sağladığı için. O yüzden kullanım alanları çok çok fazla. Bunun dışında kozmetik amaçlı kullanılan e, serumlar ve kremlerde de Hyaluronik asiti görüyoruz. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu, takviye edici gıda olarak da kullansak, yüzümüze kozmetik amaçlı da uygulasak, dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi kendisinin bin katı kadar fazla bir suyu çektiğini söylemiştik ama ortamda suyun bulunması gerekiyor. Yani biz bunu kolajen takviyelerinin içerisinde de çok fazla var. Hyaluronik asit. Böyle bir takviye ürün kullanıyorsak su içmek gerektiğini unutmamamız lazım. Ya da mesela serum şeklinde veya krem şeklinde kullanıyorsak bu ürünü cildimizin nemlendirme amaçlı öyle bir durumda da cildi çok fazla kurutmadan hafif nemliyken uygulamamızda yarar var. O suyu oluşturalım ki. E, hyaluronik asit görevini yapabilsin diye. Şimdi, e, hidronik asit dediğim gibi preparatların içerisinde kompleks halinde de bulunuyor. Tek başına olan formları da var. Ama şimdi bize gelen de öyle çok kişi var. 20-25 yaşında kişilerin bu takviyeyi kullanmasını ben çok gereksiz buluyorum. Yani gerçekten bir problemi yoksa yani çok elzem illa olması gereken bir şey bence değil. Tabii çok güvenli bir ürün olduğu için her türlü cilt tipi e, mesela kullanabilir. Akneli, kuru, yağlı hani hiç fark etmez böyle bir durumda. E, gerçekten çok güzel teknolojiyle üretilmiş güzel ürünler söz konusu. Fakat bunların fiyatları da birazcık pahalı. Yani hepimizin e, bunu kesin kullanman lazım diyebileceğimiz bir ürün kesinlikle değil ama tercih edeceksek yani vücudun nemli kalması, kırışmayı veya sarkmayı da engelleyeceği için anti aging amaçla da tercih edebiliriz. Şimdi kimler hyaluronik asit kullanmalı veya kullanmamalı diye baktığımız zaman eğer bir eklem problemimiz veya çok ciddi vücut kuruluğu gibi bir problemimiz söz konusu değilse, özellikle 35 yaş altı kişilerde Hani bunların içeriden takviye edici gıda olarak kullanılması bana e, çok gereksiz gelen bir durum. Fakat bu serumları, kremleri dediğim gibi tabii ki her yaş grubu e, her zaman kullanabilir. Hiçbir problem oluşmayacaktır. Ama takviye edici olarak alacaksak gerek korejen tabletlerinde gerek tek başına hiyalürinik asitte belli bir yaştan sonra yani 40 yaşından sonra veya gerçekten bir problemimiz varsa kullanabileceğimiz ürünler arasında bulunuyor. Onun dışında çok elzem bir şey bence değil. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.